Salih Tuna, Yemen'de Sisi ile birlikte olmak hakkında. Dinlerinde fırka fırka olanların netameli dönemlerde mezhep savaşçılarının ihvasına düçar olmaları kaçınılmazdır. Maalesef öyle de oldu. Irak kaç zamandır kan gölü. Suriye malum ve Yemen Ah Yemen, kimdir bu mezhep savaşçıları? Onlar ki 11 Eylül saldırıları ardından, bundan sonra çatışma Müslümanların arasında olmalıdır diyen Kissinger'ın gösterdiği ülkede hiç durmadan yürümektedirler. Onlar ki küffarla savaşta dahi çoluk çocuk kadın ihtiyar öldürmek yasak olduğu halde, birbirlerinin çoluk çocuğunu katledecek kadar azıp sapmışlardır. Kur'an-ı Mübin'de Allah'ın adının bolca zikredildiği havra ve kiliselerin güvenliğinden bile Müslümanlar sorumlu tutulduğu halde, bir Müslüman bir Müslümanı camiden nasıl katleder? Ve işte onlar mezhep savaşçılarıdırlar. Veil vale olsun onlara ve onları kullananlara ve onlardan çıkarı olanlara ve onlara umut bağlayanlara. Veil vale olsun. Amel ve ibadetlerde yol gösterici vasıta veya rehber mesabesindeki mezheplerin müntesip veya mukallitleri öylesine korkunç bir asabiyetle malul hale getirildi ki mezhep savaşçılarını hakkıyla göremiyorlar. Göremedikleri gibi bu azıp sapmışların gitgide sosyolojik malzemesine dönüşüyorlar. Öyle korkunç bir asabiyet ki Hazreti Peygamber dirilse haşa mezhebini soracaklar. Suudi Arabistan sünnileri Vahabi, Selefi, tekvirci hale dönüştürmeye çalışırken İmam Hümeyni döneminde Ali Şiasının bayrakta yapan İran'da maalesef Sahavi şiasına geri dönmüş gibi refleksler göstermeye başladı. Yoksa Suriye'de katil Esad'ı nasıl arkalar? Bölgenin en prestijli örgütü Hizbullah'ı bile bile iptizel Denizi'ne nasıl atar? Her mezhep havzası öylesine jeopolitik hesaplara meze yapılıyor ki, mezhepler adeta bir yere ele geçirmenin ve kontrol etmenin manevrasına indirgeniyor. Hal böyle olunca hesaplar da buna göre yapılıyor. Bütün hesaplar bölge devletlerinin nüfus sahasını geliştirmesi, emperyalistlerin Müslüman'ı Müslüman'a kırdırması, müstekbirlerin petrol kuyularını kontrol etmesi ila ahir. Falan coğrafyada filan mezhep yayılıyor diye panik yapanların önde gidenlerine bakıyorsun. İngiliz Neokon Likutçu çıkıyor. Hangi İslam mezhebinin nerede etkinliğini artırdığından sana ne? Sen Müslüman mısın? Diyen de çıkmıyor. Şerif Hüseyin Osmanlı'yı arkadan hançerlerken İmam Yahya 1. Dünya Dünya Harbi boyunca Osmanlı'ya sadık kaldı. İmam Yahya Zeydi'ydi, Şerif Hüseyin Vahhabi. Çatışma mezheplerin ontolojisinden kaynaklanmıyor. Sisi de sünnidir, Mursi de. Zalim zalimdir, mazlum mazlumdur. Naçizane, kanaatimce, müntesibe olduğu mehli sünnetin ümmeti gözeten projeksiyonunun gereği budur. Yemen'de üst akıl devrede şimdi. ...mezhep savaşçıları ellerini ovuşturabilirler. Katil Sisi Mısır'da darbe yaptığında Suriye kasabı Esad batılı ajanslara sevincini dile getirmişti. Hülasa İslamcılığa karşı kendisinin ne kadar kullanışlı olduğunu anlatma gayreti içine girmişti. Şimdi Nusayri Esad'ın sünni Yemen'de, Sisi Yemen'de Ensarullah'ı bombalıyor, Sisi'nin darbe sponsoru Suudi Arabistan'la birlikte. Amerika, İngiltere ve elbette İsrail de arkalarında. Yemen mezhep savaşının laboratuvarı hüviyetinde. Fark etmez zaman ve yer, zalim zalimdir, mazlum da mazlumdur. Ya Rab, hidayet eyle bizi doğru yola, o kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna, o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil. Salih Tuna, Yeni Şafak